Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Bugün konuğum Ankara'dan kalktı geldi. Evet. Ankara'da mukim çünkü milletvekili. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, evet. İzmir Milletvekili. Bu program için sizlerle buluşmak üzere. Teşekkür ediyorum geldiği için. Ben size teşekkür ediyorum. İYİ Parti, sonra biraz daha ayrıntılı konuşuruz. Ben pek çok yerden duyuyorum. Çok dinamik, çok nasıl denir, talebi olan, derdi olan bir parti gibi görünüyor. Evet. Nedir Türkiye'ye dair derdiniz ve parti olarak talebiniz nedir? Esasen normal şartlar altında anayasal demokrasisi olan bir devlet olsaydık, böyle yönetiliyor olsaydık, temel derdimiz ekonomi olurdu. İnsanların refahı, mutluluğu, Türkiye'nin eğitim seviyesi ve esas tartışılması gereken konular, buradaki tartışmalar temel konumuz olurdu. Ancak Türkiye uzun zamandır bir anayasal devlet olma vasfını ne yazık ki önemli ölçüde yitirdiği ve tekrar aynı 12 Eylül 1980 sonrası yıllarında olduğu gibi konuşan Türkiye'nin tartışılmaya başlanması, konuşan ya da konuşamayan Türkiye'nin tartışılmaya başlanması ve en sonunda bitmez tükenmez seçimler arka arkaya, referandumlar ve basın özgürlüğü, diğer deyimle milletin haber alma özgürlüğü gibi hala 1920'lerde, 30'larda tartışılması gereken demokrasi tartışmasının içerisinde bir çıkış arayan parti. Türkiye önüne bir çıkış koymak isteyen parti. Programın da aslında başlıklarını verdiniz bütün, evet, bu söylediklerinizle. Dediğim gibi daha sonra döner ve konuşuruz. Çünkü İYİ Parti pek çok açıdan kritik bir rol üstlendi bu kritik süreçte. Evet. Onları konuşuruz ama önce o başlıkların ilk sırada saydığınız en önemlisiyle programa girelim. Ekonomiyle. Şimdi efendim bugün işsizlik verilerinin açıklanma günüydü, açıklandı. Şimdi bir görelim işsizlik verileri. Diyor ki TÜİK yetkilileri, bir önceki verilerde yani Aralık 2018'in verileri açıklanmıştı. Orada 14.7 idi oran. Ocak 2019'da da gene 14.7. Şimdi 14.7'de kalmış ama birazcık artmış. Ne kadar olmuş? Mesela bir 300 bin falan artmış. Evet. 200-300 bin. Resmi rakama bakarsanız 4 milyon 730 bin işsiz varmış. Kimileri, örneğin geçenlerde Kılıçdaroğlu telaffuz etti, bu rakamın minimum 6-6,5 milyon olduğu kanaatinde. Sizin parti olarak tespitiniz kaç, yüzde kaç işsiz oranı ya da kaç işsiz var Türkiye'de? Evet, isterseniz oraya geçmeden İzmir milletvekili olmam nedeniyle de Hasan Tahsin'i de anmak istiyorum. Bugün Hasan Tahsin'in yıl dönümü ve Kurtuluş Savaşı'nın başlatan, ilk kurşunu atan büyük gazeteci. Onu da buradan rahmet ve minnetle saygıyla analım. Bence de bu bir kere TÜİK artık ne bizim ne dünyanın güvendiği bir kurum olmaktan çıktı. Ne yazık ki. Aslında devletlerin öyle kurumları vardır ki bütün siyasetten, iktidarlardan bağımsız her zaman kendini korumuşlardır. Geçmişte ben de bürokrasiden gelen bir insan olarak şunu söyleyebilirim. Dışişleri, Maliye, TÜİK ve benzeri bir takım devletin kurumları, hangi siyasi parti gelirse gelsin, Milli Savunma Bakanlığı gibi kurumları daima devletin bakanlığı olarak çalışır, objektif olmaya gayret ederlerdi. Şimdi uzun zamandır ortaya çıkan yeni anayasa ve tek adam devleti diye tarif ettiğimiz yeni sistemle bütün bunlar allak bullak olmuş durumda. TÜİK'te de defalarca yönetim değiştirilerek iktidara uygun rakamların çıkartılması konusunda baskılar yapıldı. Şimdi bunun altını çizmek istiyorum önce. TÜİK'in güvenilirliğinin altını çizmek istiyorum. İkincisi, ister sabit olsun, ister 300 bin kişi olsun, 14.7 rakamı zaten gerçek dahi olsa bir felakettir. Zaten. Muazzam bir işsizlik. Bakın bu rakamlara göre de genç nüfus diye tanımlanan 15-24 yaş kategorisinde %26, yani her 4 gençten biri işsiz. Evet.
Asıl tehlikeli olan bu. Okumuş işsizler, var, tabii. Genç işsizler Türkiye için bir sosyal yara ve sosyal problem. Yani gelecekle ilgili umudunu kaybeden bir nesil yetiştiriyorsunuz. İstikbalini ve geleceğini yurt dışında arayan bir nesil. Ya. Bu çok kötü. Bakın Türkiye'nin en ağır krizlerinden biri olan 2000-2001 krizlerinde dahi işsizlik bu orana varmamıştı. Siz çok daha iyi hatırlarsınız, düzeltin lütfen. Benim hatırladığım kadarıyla %9'ları geçmemişti o yıllarda işsizlik. Tabii. Şimdi %14.7. Bu başlı başına bir sorun. Ve Türkiye bu tür işte biraz önce de size ifade ettiğim gibi ekonomik, sosyal, eğitim sorunlarına çare arayacağına sürekli seçim ve referandumlarla bir siyasi anlayış kendini iktidarda tutma çabası içerisinde. Bu son yapılan Yüksek Seçim Kurulu operasyonuyla da Türk ekonomisi bir defa daha çok ağır darbe aldı. Önümüzdeki günlerde bu ağır darbenin etkilerini hep birlikte üzerimizde yaşayacağız. Halk bunu pahalılık olarak yaşayacak. Zaten rakamları istediğiniz gibi oynayın, manipüle edin, değiştirin, takla attırın. İnsanlar hakikaten ne yaşadığını biliyor. Nelerden kısmak zorunda kaldığını, hayatın ne kadar zorlaştığını görüyor, içinde yaşıyor. Şimdi bazı şeyleri saklayabilirsiniz ama mesela neyi saklayamıyorsunuz? Dolardaki artışı, değil mi? Ha, dolardaki artışın neden kaynaklandığını saklamaya çalışıyorsunuz. O ayrı mevzu, ona belki geliriz ama dolardaki artışı saklayamıyorsunuz. Bugün itibariyle dolar 6.07 civarında, 6.10'a doğru gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Şimdi bakın, hani dolarda dış müdahaleler, onlar, bunlar, saldırılar, geçiniz. Bir tablo gelecek şimdi ekrana. 1 Nisan tarihinden bu yana, yani seçimin ertesi günü itirazlar başlayıp da ne oluyor diye seçmenin ve tabii ki piyasaların sormaya başladığı zamandan 15 Mayıs'a kadar. Bakın dolar nereden geliyor? Bir ara 5.30'lara falan indi, bayağı inmişti. Çıktı, 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 çıktı zirveye. 6.20'leri gördü. Şimdi neyse 6.10 civarında. Dolar çıktıkça lira düşüyor. Değil mi? Yani doların çıkması ne demek zaten? Bizim paramızın değer kaybı demek. Şimdi bu bilgi yeni bilgi. O da şu. Dün ya da önceki gün neyse birkaç gün öncesi itibariyle Türk parası 1 Nisan'dan bu yana, yani yeniden seçim denilen süreçte %9.7 kaybetmiş. Yani %10 deyin siz ona. 100 liranız olmuş 90 lira. Paranızdan gitmiş bir 10 lira. Ve bu haliyle dünyada gelişen ülkeler, yani hani en diptekileri saymıyorlar, gelişen ülkeler arasında en kötülerin birincisiyiz. En kötüyüz. Arjantin pesosunu geçmişiz. Hep Arjantin'le mukayese ediliyoruz ya, Arjantin her açıdan bizden daha kötü diye, ekonomik anlamda. Arjantin pesosu bu 1 Nisan 15 Mayıs sürecinde %5 değer kaybederken Türkiye %9.7, %10 kaybetmiş. Şimdi bunları tabii hani vatandaş görüyor. Vatandaş görünce özellikle pazara çıkan vatandaş Ekrem İmamoğlu'na nasıl bir ilgi gösteriyor, ona sonra geleceğiz. Ama şimdi ekonominin ana aktörlerinden biri, Büyük Sermaye Patronlar Kulübü'nün temsilcileri TÜSİAD'ın bir toplantısı vardı. Oradan birkaç not paylaşayım. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplandı. Önce YİK Başkanı Tuncay Özilhan bir konuşma yaptı. Dedi ki, Cumhurbaşkanlığı sisteminin kurumsal yapısı oturtulamadı. Bunu konuşalım birazdan. Bence de. Aytun Çıray. Çok önemli bir tespit. İstanbul seçimlerinin iptali de siyasal gerilim devam edeceğini gösteriyor dedi. Ekonomik anlamda, alanda tek tek sayıyorum bakın. Rezervler eriyor. Halkın alım gücü azalıyor. Türk vatandaşları Türk lirasından kaçıyor. Dolar boşuna çıkmıyor tabii. Türkiye küresel rekabette kan kaybediyor. Enflasyonda, yani alım gücü, pahalılık konusunda
121. sıradayız. Alım gücünün düşüklüğü, yani enflasyonda 121. sırada olmak bazen hani enflasyonda çok iyi olmak anlamına gelebilir. Hani en kötüler arasındayız, gene onu söylüyor. Peki ne yapmalı? Şöyle dedi bakın, yani hakikaten şaka değil. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı, iş adamı Tuncay Özilhan bütün bunları sıraladıktan sonra dedi ki, ekonominin düzelmesi için hukuk ve adalet sisteminin düzelmesi gerekiyor dedi. Hak, hukuk, adalet dedi Tuncay Özilhan. Biraz yani, yerden geldiler ama olsun. Evet ama şimdi Kaslowski de yeni başkanı TÜSİAD'ın, aynı şekilde o da seçimin seçim sürecinin atmosferin devam ediyor olması belirsizlik yaratır ve bu ekonomiyi yatırım ortamına zarar verir, yatırımın iştahını azaltır dedi. Sıkıntıları dile getirdi. O da dedi ki ülkenin pusulası AB'ye yönelmeli. Biz AB deyince demokrasi, hukuk ve refah arıyoruz, anlıyoruz dedi. Yani o da hak, hukuk, adalet dedi. Şimdi efendim tabii hani ekonomi en önemli başlık. Bağlantılı olarak da işte hak, hukuk, adalet vesaire. Peki bunun sorumlusu Berat Albayrak, Hazine Maliye Bakanı, Erdoğan'ın damadı, Türkiye'nin en önemli insanı, acaba ne diyor? Bilmem, anlatabildik evet. Mi Berat Bey? Yani diyor. Şimdi en büyük istatistik milletin cebidir. Ya. Hayat ailesiyle meşgul olan aileler, orta sınıf, orta alt sınıf sabah kalkıp elini cebine attığında, ailesine ve çocuğuna harçlık vermesi gerektiğinde, elektrik parasını ödemesi gerektiğinde, kirayı ödemesi gerektiğinde enflasyonu cebinden ölçer. Ve şu anda tabii, milletin cebi delik. Hatta yangın halinde. Şimdi Cumhurbaşkanlığı sistemi, önce şunu söyleyeyim. TÜSİAD'ın konuşmasını önemsiyorum. Çünkü kendilerinin üstünde bu kadar baskı varken ve konuştukları zaman ağır ithamlarla karşı karşıya kalmış olmalarına rağmen konuşuyor olmaları, yani normal olması gerekirken bugün seviniyor halindeyiz. Ay, tabii konuşuyor. Değil mi? Bu vesileyle bütün yurttaşlarımıza seslenmek istiyorum. Herkes konuşmalı. Türkiye'ye 1980'den sonra yasaklar ve konuşan Türkiye mücadelesi yapmıştı. Biz bunu açtık zannederken tekrar aynı noktadan 2000'li yıllarda, 2019 yılında Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına yaklaşırken tekrar konuşan özgür bir Türkiye arıyoruz. Bu ne kadar geriye gittiğimizin bir göstergesi aynı zamanda. Onun için herkes konuşmalı, korkmamalı. Zaten korku duvarını yıkarsak ve özgürce konuşursak bütün bu bahsettiğimiz sorunların çözümüne başlamış oluruz bir yerden. Aynı şey bu İstanbul seçimleriyle de ilgili, onu daha sonra değerlendireceğiz. Yalnız orada Sayın Başkan demiş ki, İstişare Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanlığı sistemi kurumsal yapı olarak oturmadığı için bunlar oluyor demiş. Bence orada biraz daha temel bir tespite ihtiyaç var. Aslında bir sistem yok ortaya. Son çıkan anayasayla birlikte Türkiye anayasasız bir devlet haline gelmiştir. Şimdi bakınız, Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'da bütün ilçelerde miting yapacağına dair açıklamalar yapıldı ve yapacağı söyleniyor. Şimdi partili cumhurbaşkanı sisteminden söz ediliyor. Ama buradaki temel sorun şu, mutlak kuvvetler ayrılığı yok, kuvvetler birliğine geçildi. Mutlak kuvvetler ayrılığına yeniden geri dönülmeden bu sistemin adı başkanlık sistemi de olmaz. Bu hilkat garibesi bir sistemdir. Şimdi tam da bu noktada şunu sormam lazım. Siz milletvekilisiniz. Evet. Parlamentonun da zaten tecrübeli isimlerinden birisiniz. Şimdi S-400'ler olayı. İdlib'de Türkiye bir türlü vaat ettiğini yapamayıp da oradaki cihatçı örgütleri konsolide edip Heyet Tahrir Şam'ı yok edemediği için Suriye ve Rusya atağa kalktı. Birleşmiş Milletler'e göre 150 bin kişinin sınıra geldiği söyleniyor. İran yaptırım, muafiyet bir şekilde arka kapı deneniyor vesaire deniyor. Bunların hangisi hakkında sizin nasıl bir bilginiz var? Şimdi bu yeni sistem geldikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi devre dışına çıkmıştır.
Yok değil mi Tabii artık öyle Türkiye şey? Büyük Millet Meclisi aslında afonksiyoneldir. Fonksiyonu icra edemiyor. Çünkü yetkileri elinden aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi gen soru veremiyor. Gen soru yani bakanları düşürme hakkına sahip değil. Ya da bakanları sorgulama hakkına sahip değil. Evet. Denetim hakkına sahip değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bakanlar gelmiyor artık. Bakanlar kurulu sıraları kaldırıldı. Görmüşsünüzdür yeni tabii yapılanmayı da. Tabii kaldırıldı tabii. Bu anayasayla meclis fiilen devreden çıkarıldı. Biraz önce onu söylemeye çalıştım. Türkiye'nin temel sorunu yeniden bir anayasal devlet olup olmayacağıdır. Ve bu anayasa bir hilkat garibesi anayasadır. Şimdi hem partili cumhurbaşkanı diyeceksiniz hem de cumhurbaşkanı anayasal yemininde tarafsız olmaya dair yemin ediyor cumhurbaşkanı. Şimdi yani cumhurbaşkanının iki tane şapkası var. Biri cumhurbaşkanlığı şapkası, biri parti başkanlığı şapkası. Parti başkanlığı şapkasını esasen Sayın Cumhurbaşkanı kendi seçimlerine kullanabilir. Seçildikten sonra ve tarafsız olacağına dair yeminini ettikten sonra Sayın Cumhurbaşkanı anayasaya göre, bu kötü, bana göre kötü, uymak zorunda olduğum, çünkü bizim hukuk anlayışımız odur, bu anayasayı eleştirebiliriz. Fakat var olduğu sürece bu anayasaya uyacağız. Fakat bu anayasaya da uymuyorlar. Tarafsızlık yemini etmişler. Buradaki 39 ilçede miting yapmayı düşünüyorlar. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı kimin cumhurbaşkanı olmuş olacak o zaman seçildikten sonra? Bütün Türkiye'nin cumhurbaşkanı mı? Yoksa belli bir kesimin cumhurbaşkanı mı? Bu Türkiye'nin birlik ve beraberliğini zedeleyen bir idari anlayışı olur. Bence sadece cumhurbaşkanlığı sisteminin kurumsal olarak oturup oturmaması söz konusu değil. Ortada bir sistem yok ki kurumsal olarak oturtacaksınız. Sistem şu, yeniden Türkiye mutlak kuvvetler ayrılığına yani yargı, yasama ve idarenin birbirinden ayrı, birbirini denetlediği, kontrol ettiği yeniden o sisteme kurmak zorunda. Şu anda bütün dünya, siz biraz önce Sayın Maliye Bakanı'nı sorumlu tutarak konuşturdunuz. Bana göre Maliye Bakanı devlet memurundan hiç farkı yoktur. Eski müsteşardır. Maliye Berat Bey'i evet. mi kastettiniz? Bir an çünkü Türkiye'de, özür dilerim. Maliye Bakanı deyince ben... Çünkü evet, yani bakan diyoruz ama aslında sekreterler biliyorsunuz. Hakikaten şey, yani semer atama, olarak anlamadım. Yani önce. Devlet memuru seviyesindedirler. Seçilerek gelmemektedirler. Ve esasen hiçbirisinin tam anlamıyla önemli bir yetkisi yoktur. Türkiye'de tek bir kişi yetkilidir her konuda. Sayın Erdoğan. Sayın Erdoğan ne derse onu yapmak zorundalar. Maliye Bakanı'na memnun değillerse götürsünler. Eğer orada Maliye Bakanı görevine devam ediyorsa artık sorumluluk Sayın Erdoğan'a aittir. Zaten bu sistemin kendisinin önüne çıkardığı problem de budur. Ayağını taştan vuran vatandaş Cumhurbaşkanı'na sorumlu tutacaktır. Zaman içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı bunun zararlarını görecektir. Gittikçe. Bakın Türkiye'de her şey ekonomiyi, biz ekonomi konuşuyoruz. İşte vatandaş fakirleşti %10 daha. Seçimlerin yeniden verilmesi. Yüksek Seçim Kurulu bu kararı vermeden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili araştırma yapılmasına dair önergede yaptığım konuşmada Yüksek Seçim Kurulu'na dedim ki, bakınız Türkiye'de bir kontrollü yangın çıkarılmaya çalışılıyor. Fakat yangınlar kontrollü çıkar da rüzgar yön değiştirirse o yangını kimse kontrol edilemez. Bütün ülkeyi baştan başa sarar. Ey Yüksek Seçim Kurulu, gelin bu yangın, kontrollü yangın işin içine siz de düşmeyin. Eğer anayasa ve hukuka aykırı olarak bu seçimleri yenileme kararı alırsanız, başta ekonomi olarak Türkiye'yi çökertirsiniz. Ben 7 suskun adam vardı biliyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu bu kararı verirken. Herkes konuşuyor, 7 tane seçimlerin yenilenmesine dair oy verecek kişi konuşmuyor. Bunu isterseniz biraz sonra konuşuruz ama önce Yüksek Seçim Kurulu Saadi Güven'in bu sabah yaptığı açıklamayı bir izleyelim. O konuşmasından sonra size bir soru yönelteceğim. Nasıl oluyor da böyle oluyor diye. Bugün çıktı. İstanbul'da çok ciddi boyutlara ulaşan bir iddia var biliyorsunuz. Seçmenler birer birer kütükten düşürülüyor mu diye. Evet. Emin Çapa hatta bir tweet paylaşmıştı. Onun üzerine birçok kişi de bunu tekrarladı. Bulamadık kendimizi diye. O konuda bir teminat verdi mi bilmiyorum, soracağım Aytun Çıra'ya. Bir ama kulak verelim. Şimdi bugün 15 Mayıs, 9 gün geçti. 6 Mayıs'ta kısa karar açıklandı. sizce, hani bürokrasi deneyiminiz de var. Sizce böyle bir karar, şimdi bir de verelim arkadaşlar şurada bir görelim.
bir tek konuya vurgu yapıyor Yüksek Seçim Kurulu İstanbul seçimlerinin iptali için. O da sandık kurullarının oluşması. Bir kısım sandık kurullarının ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bu hususunda seçim sonucuna müessir olması, yani etki etmesi. Bir tek bundan söz ediyor. Şimdi bunda acaba hani ne kadar zor olabilir, ne kadar dağınık bilgiler olabilir ki? 9 gündür yazamıyorlar. Hatta şunu da demiyor. Mesela yarın da demiyor. Üzerinde çalışıyorlar diyor. Belki yarın bile değil, belki 3 gün sonra falan açıklanacak. Gayrimeşru kararlara meşru kılıf uydurmak kolay değildir. Uğraşmaların nedeni budur. Anlatabiliyor muyum? Tabii ki. Şimdi bakınız, bunu tekrar okumak istiyorum. Çünkü bu yurttaşlarımız açısından çok önemli. Bu neden önemli? Bir süredir oyların çalındığı için, milletimizin oyları çalındığı için bu seçimin yenilendiği propagandası işleniyor. Şimdi kararı tekrar okumak istiyorum. Bir kısım sandık kurullarının ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bu hususunda seçim sonucuna müessir olması nedeniyle. Evet. Burada oy çalma var mı? Hayır. Yok. Burada peki o zaman oy çalma kararıyla bu seçim yenilenme karar verilmemişse siyasiler hangi gerekçeyle oyların çalındığı için bu seçimin iptal edildiğini? Peki başka bir şey soracağım yani size. Şimdi kimileri diyor ki canım kısa kararda olmayabilir ama Yüksek evet. Seçim Kurulu sonra gerekçeli kararda hayır göreceğiz efendim, olmaz. Diyor. Eğer onu sonradan bu cümlenin sonunda o gerekçeye öyle bir laf koyarlarsa onlar zaten hukuk hırsızı bence. Şimdi tekrar zora düşerler. Bakınız. Yani diyorsunuz şimdi, ki eğer oy çalma gibi bir durum söz konusu olsaydı ama bir cümle ama bir buçuk cümle kısa kararda yer alırdı mutlaka. Hayır. Ya da alması gerekirdi. Oy çalma demek en önemli suç demek. Zaten doğru. Bu orada birinci karar olarak geçmesi lazım. Birinci gerekçe olarak hatta, geçmesi lazım. Hı. Kısa kararda da. Yani böyle bir gerekçe yok. İkincisi ben şimdi burada yurttaşlarımıza sormak istiyorum. Esasında hakkını savunmamız gereken Sayın Ekrem İmamoğlu değil. Hakkını savunmamız gereken oyun sahibi. Oyun bizzat sahibi milletin kendisidir. Bizim vatandaşımız gidiyor, sandığa giriyor, oy vermek için kulübeye giriyor. Kulübede 4 tane oy veriyorlar eline. Aynı pusulanın içerisine Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı, muhtarlığı, belediye meclisini ve ilçe belediye başkanlıklarını koyuyor. 3 tanesi meşru, bir tanesi hırsızlık diyorsa o zaman bu suçu yükledikleri kişi vatandaştır. Bizim vatandaşımıza hırsız mı demek istiyorlar? Ya da bizim vatandaşımıza siz oy çalar mısınız demek istiyorlar. Bizim vatandaşımıza en hafif tabirle sen ne yaptığını bilmeyen bir safsın, üçünü doğru yaptın, birini yanlış yaptın mı demek istiyorlar. Niçin bütün ilçelerdeki seçimleri iptal edemiyorlar biliyor musunuz? Belediye meclisindeki bu yeni yapılacak seçimde belediye meclisindeki çoğunluğu kaybetmemek için. Belediye meclisinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir çoğunluğu var. Onu muhafaza etmek istiyorlar. Peki orada orayı yenileseler kaybetme ihtimalleri mi olabilir? Şüphesiz bu seçimde ben çok önemli bir oranda dengelerin tamamen Sayın İmamoğlu rehine değişeceği kanaatindeyim. Çünkü Türk milletinin vicdanı bunu kabul etmez. Bakınız Sayın İmamoğlu'na daha doğrusu bize, biz seçmenlere yapılan bu haksızlık bizi vicdanlarda birleştirdi. Türk milletinin bir vicdanı var. Türk milleti İmamoğlu hadisesi sayesinde yeni bir hadiseyle karşı karşıya, vicdan kardeşliğiyle karşı karşıya. Bir vicdan kardeşliği oluşuyor. Bu vicdan kardeşliğinin içerisinde Adalet ve Kalkınma Partilisi var, MHP'lisi var, Refah Partisi, her partiden İyi Partilisi var. Bütün partiler ortak bir vicdanda birleşiyor. Bu bizim bir millet olarak vicdan kardeşliği, bir milletin olma unsuru olarak yeni keşfettiğimiz bir kavram olarak ortaya çıkıyor. Türkiye'de ilk defa sadece Ankara'da değil, İstanbul'da değil bu seçim yapılacağı. Bir bütün olarak Türkiye'de vicdanlar yaralandığı için bir bütün olarak vicdanlarda birleşme başladı. Az önce sizin söylediğiniz gayet de güzel, hakikaten çok net değil mi ortada olay? 4 tane pusula var, sadece biri sorunlu. Şimdi bunu mesela Erdoğan şöyle açıklıyor. Diyor ki ilçelerde diyor çalmış olsalar bile diyor sonucu etkileyecek bir şey yoktu diyor. Şimdi buna nasıl bu sonuca varıyor bilmiyorum. Şimdi milyarder bir insanın evine girip bir kısım değerli eşyaları çalan bir adamı mahkemeye gittiğinde
bu adamın çaldıklarıyla bu milyarderin hayatı zaten değişmeyecekti, affedelim diyorlar mı? Böyle bir şey olabilir mi? Aa, bir dakika, buna benzer bir şey Fettah Tamince için söylediler. Bankasya'ya o kampanya sırasında para yatırdığında o kadar çok parası vardı ki bu para onu etkilemedi, onun için mühim değil dediler. Tabii, yani bakın, hani, işe gelince bunu kullanıyorlar. Bu sandık kurumlarıyla ilgili FETÖ suçlaması var değil mi? Evet. Şimdi bu FETÖ mesela, ben FETÖ araştırma komisyonu üyesiyim aynı zamanda, geçen dönemde. Bu FETÖ meselesini sulandırarak bu FETÖ mücadelesi bırakılmış gözüküyor zaten. Ama eğer FETÖ'den bir suçlu aranacaksa bu seçim sürecinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Yüksek Seçim Kurulu'ndaki temsilcisi Recep Bey hakkında Recep Özel hakkında savcıların araştırma yapmaya başlaması lazım. Çünkü basında çıkan haberlere göre FETÖ örgütünün başı olan Hoca Efendi sözde kendisine namaz takkesi hediye etmiş. Neden bana hediye etmemiş de Recep Efendi'ye hediye etmiş? Ay, yani korkunç bu, bir bunlar kez olacak ya. Bir iş değil. Vallahi. Çelişkilerle dolu bir şey. Ve biraz önce söyledim, milletin vicdanı. Bakın, bir takım insanı bir süre aldatabilirsiniz ama bir milleti sürekli aldatamazsınız. Şimdi az önce dediğim gibi hani izah edemiyorlar bence neden dörtten biri diye. Çaldılar ama peki kim çaldılar sorusuna yanıt veremiyorlar. Dolayısıyla CHP'yi ve İYİ Parti'yi hırsızlıkla aslında suçlayamıyorlar. Ama öyle bir algı yaratıyorlar. Peki İmamoğlu'na ne diyecekler? İmamoğlu'nu nasıl yıpratacaklar da hani oyunu azaltacaklar, AKP seçmeni oraya gitmişse çekecekler? Şimdi peşin özür dilerim. Değerli zamanınızı, ekran başında harcadığınız değerli zamanınızı kirletmek olacak belki, zedelemek olacak belki. Ama Esenyurt Belediye Başkanı, yeni seçilen AKP'li Tevfik Göksu'nun sözlerine maruz bırakacağım sizi. Bütün bunları söyleme nedenim şu: ayıp kelimesinin utanacağı kadar müptezel ve aşağıda bir ifade. Diyor ki, eğer çok özetle dinleyeceksiniz ama, çok özetle diyor ki Tevfik Göksu, İmamoğlu'na diyor, eğer diyor oy verirseniz Yunan'a vermiş sayılacaksınız diyor. Buyurun. Şimdi Yunan medyası dediği, Facebook'ta Yunanlı olduğunu tahmin ettikleri, belki de troll. Bir iki kişi AKP'nin, Erdoğan'ın elinden İstanbul'u aldılar. Böylece Yunan'ın da intikamını almış oldular. Zaten kazanan kişi de Trabzonlu. Trabzon'da ne Rum Pontus demişmiş, bir belge gösteriyor mu? Bir gazete başlığı gösteriyor mu? Hayır, ne yapıyor? Yalan söylüyor. Yalan söylerken, yalanlarına alıştık da. Yani bu kadar çirkin, ama, evet. Yalan söylerken benim Karadenizli vatandaşlarımızla iftira atmaya kalkmasın kimse. Siyaset yapacağım diye Trabzonluların kimse onunla oynamasın. Bu ayıp bir şey. Bakın, Karadenizler hassas insanlardır. Hatırlarsınız, Süleyman Bey Rize'de hamsi kavağı çıkar mı dedi diye Karadeniz oylara vermekten vazgeçmişti. Hassastırlar. Ve Süleyman Bey'in Karadeniz'de oyları düşmüştü. Hem de hamsi kavağa çıkmaz dediği için. Bu kadar basit. Bunu bile hakaret olarak algıladılar kendilerine. Siz şimdi kalkıyorsunuz, Sayın İmamoğlu'yla Pontus Yunanistan arasında ilişki kurmaya kalkıyorsunuz. Bundan daha ayıp ne olabilir? Siyasetin seviyesizliğinden bile söz edemiyorum burada. Seviyenin aşırı altına. Bir belediye altına başkanı ya. Ve hani yeni seçilmiş bir belediye adam başkanı. Yani, bence bu şaşkınlığın ve korkunun ve yenilginin habercisi bir takım panik ataklar. Hmm. Ne söylediklerini bilmez hale gelmişler. Millet bunların hepsini değerlendirir. Tekrar değerlendirecektir. Türkiye bütün bu gördüğümüz sıkıntılı süreci aşacaktır. Ama bunun Türkiye'ye maliyeti çok büyük oldu. Biraz önce siz söylediniz. Seçimlerin yenilenme kararından sonra devalüasyon %10. Ya. Bunun etkilerinin, yani da bu dalganın kenara vuruncaya kadar, sahile vuruncaya kadar ne büyük etkiler yaratacağını bilmiyoruz. Bu bir tsunami, ekonomik tsunamiye dönüşebilir.
Yani büyük sıkıntılar yaratabilir. Dolayısıyla bu seçimin yenilenmesine karar verenler ve bu seçimin yenilenmesini sağlayanlar tarih yönünde hem demokrasi açısından hem de bu milletin yaşayacağı ağır ekonomik sorunlar açısından problemli olacaktır. Bugün üzülerek yine söylüyorum, birçok basın yayın organında bu bayramda ikramiyelerin verilip verilemeyeceği tartışılır hale gelmiş. Bu verilip verilemez mi bilmiyorum, onu göreceğiz. Verilmesini temenni ederim. Ama bunun tartışılıyor dahi olması... Ama verilmesi için ne yapıyorlar ama? Hazinedeki Merkez Bankası'nın bulundurduğu ihtiyat akçesini iktidara, merkezi idareye veriyor ki ikramiyeleri ödeyebilsin. Ne iktidarda para kaldı hazinede yani, ne de Merkez Bankası'nda döviz kaldı. Bu kadar vahim ötesi bir durumdayız. Beyefendi de kalkmış Rum, Pontus vesaire çirkin ötesi yalanlarla yıpratmaya çalışıyor. İyi, akılları sıra gündem değiştirecekler. Ben bir şey söylüyorum. Bu seçimi yenileme kararı nedeniyle her vatandaşımız 100 lirasından 20 lirasını kaybetti şu anda. Cebinde 100 lirası 20 lira eksildi. Bu kadar basit. Bundan sonraki hali göreceğiz neler olup olmayacağını. Ama tekrar ediyorum. Benim bütün yurttaşlarımdan parti farkı gözetmeksizin. Ülkenin, kendilerinin ve çocukların çıkarları için sadece oy vermekle kalmamaları, hangi siyasi partiden olursa olsun bütün komşularıyla konuşmaları, yakınlarıyla konuşmaları, onlara bu sıkıntıları anlatmaları ve İstanbul seçimlerinin bir Türkiye seçimi olmadığını, sadece İstanbul'u ilgilendiren bir yerel seçimi olduğunu anlatarak kendilerine kimin hizmet edeceğini seçmelerini rica ediyorum. İstanbul seçimleri bir Türkiye genel seçimleri değildir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçilecektir. Ama çok da önemli bir seçimdir. Hani yerel yani seçimdir ama çok önemli bir seçimdir. Tabii. Ama bunun onun için bu kadar bağırıyorlar. Siyasi mesajları ve sembolleri açısından çok önemli bir seçim. Tabii. Ama bu seçimin de sınırlarında muhafaza etmek lazım. Tartışmaları da bu sınırlar çerçevesinde götürmek lazım. Bizim burada geneli tartışmamızın nedeni bu seçim nedeniyle Türkiye'de hukukun üstünlüğünü yara almış olması, demokrasinin yara almış olması ve en önemlisi de Türk ekonomisinin yine bir defa daha çok ağır bir yara almış olması. Bir bütün olarak bu ilgilendiriyor. Bir şey merak ettim. Şimdi seçimde böyle adaylar işte tartışılır, konuşulur vesaire. İki lider Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener de oturdular defalarca kendi aralarında hem paylaşım bazında hem de isimler özelinde konuştular. Ben şunu hatırladım, Ekmelettin İhsanoğlu'nun aday gösterilmesi, Cumhurbaşkanı adayı olarak bir çatı ittifakı gibi bir şeydi güya. MHP'nin kumpası olduğu bana sorarsanız ortaya çıktı resmen. MHP Bahçeli önerdi, kaçtı. Şimdi o dönemde CHP'liler kerhen sandığa gidip oy verdi. Hani oy verdikten sonra bir de eline vurdu. Bir daha verirsem diye. Ama Ekrem İmamoğlu konusunda CHP'de de CHP dışındaki o demokrasi ittifakı diyebileceğim cephede de böyle bir şey yok gibi. Yani İyi Parti, Saadet Partisi, belki Demokratik Sol Parti şimdi destekleyecek. Onun için başkan adayı istifa etti vesaire. Siz nasıl baktınız? Yani ya ittifak gereği mi dediniz yoksa İmamoğlu içinize sindi mi? Başlangıçta hiç şüphesiz tabii Türkiye ve biz Sayın İmamoğlu'nu sahalarda, meydanlarda tanıyıncaya kadar bir ittifakın gereğini yerine getirme bilinciyle yola çıktık. Tabii ki bu ittifakın kurulmasının temel nedeni de birilerini seçmek, seçtirmek, kendilerimizi seçmek, seçtirmek değil, Türkiye'de uzun zamandır yokluğundan şikayet ettiğimiz bir demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü inşa edebilmek için bir işbirliği yapmak. Temel amacımız bu. Ve yeniden anayasal devleti 21. yüzyılın şartlarına uygun olarak inşa edebilmek. Temel ortak nokta burası. Fakat Sayın İmamoğlu bu kampanya boyunca gösterdi ki aynı zamanda kendisi bir birleştirici kimlik ve kişiliğe sahip. Sadece Millet İttifakı üyelerini gönüllü oy vermesini sağlamakla kalmadı.
aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, geçmişte oy verenlere, Sayın Erdoğan'a oy verenleri ve daha başka birçok Milliyetçi Hareket Partisi'nin özellikle İstanbul oyunun yarısını alarak herkesin başkanı olabileceğini gösterdi, ortaya koydu. Bu yeni bir ruh hali, bu güzel bir şey. Türkiye'nin o çok uzun zamandır şikayet ettiğimiz kutuplaşma siyasetinin önüne geçen, birleştiren bir siyaset anlayışı bu. Şimdi onun için bu dönemde ikinci gireceği seçimde Sayın İmamoğlu birinci dönemde girdiği seçime göre çok çok avantajlı giriyor. Bakın son bir cümleyle izin verirseniz söylemek istiyorum. Sayın İmamoğlu İstanbul seçimlerine aday gösterildiği sırada İstanbulluların %15'i İmamoğlu'nu evet. tanıyordu. Sayın İmamoğlu seçimi kazanarak bitirdiğinde 31 Mart gecesi Sayın İmamoğlu'nu bütün Türkiye tanıdı. Seçimlerin yenilenme kararı verildiğinde şimdi Sayın İmamoğlu bütün dünya tanıyor. Güzel, doğru evet. söylüyorsunuz. Şimdi bakın Sözcü'nün birinci sayfasında seçimin gündemi geçim. Ekrem İmamoğlu pazar ayında ortaya bu sonuç çıktı diye bir manşet var. Bir görelim arkadaşlar Sözcü'yü. Şimdi orada altta bir fotoğraf var, yakınlaştıralım. Bir kadın diyor ki Rizeli olduğunu söylüyor. Önce İmamoğlu'nu alkışlıyor. Sonra da boynuna sarılıyor. Çekin beni. Allah'ına kurban olayım senin. Rizeliyim. Akşam yoğun bakımdaydım. Hastaneden çıkmış. Doktor bana dedi ki ne oldu sana? Ben de bu olaylar beni çok gerdi dedim. Yataktan kalktım buraya geldim. Seni çok seviyoruz diyor Rizeli kadın. Ve boynuna sarılıyor. Şunu şimdi görüntülerini izleyeceksiniz. İstanbul'da Şirin Evler'deki pazarda yaşandı bunlar. İşte sloganlar her şey güzel olacak. Tezahürat, sevgi, işte Rizeli kadın. Bir de sonra başörtülü. Bu her şey güzel olacağı bir değinmek istiyorum. Bu izleyeceğiniz görüntüler Twitter'da TT oldu. Nedir? Trend Topic. Akşam saat 16'dan sonra tweet yağmuru başlamış ve 19 gibi özellikle de bu Rizeli kadın üzerinden İmamoğlu'na yakınlık gösteren diyelim ki kadın üzerinden TT dünya çapında birinci sırada paylaşım olmuş. Buyurun. Kavaşabilir miyim? Bu kadar bağlılık olur mu? Yazık, günah değil doğru, mi? Doğru, haklısın Anaç. Gezeceğim biraz fiyatlara bakacağım. Ha, kolay gelsin. Sağ ol Anaç. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Güzel geldi. Bu yaşa takılanları bak, emekli olmayanları biraz bunları düşünün. Ha. Tamam. Sefer tamam. Bak var ya, bu minneti gör bak. Ha bu kaç para abi, kaç para abi. Allah razı olsun. Hayırlı olsun. Ha bunlar kaç para? Vallahi yazık, günah değil mi? Yazık, günah. Biliyorum, biliyorum. Ailene selam sevgi. Her şey güzel olacak. Ama sen de tabii ki düşürmek için uğraşın. Yazık. Biliyorum. 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 Bir maaşla böyle geçiniyoruz. Kurban olurum. Biliyorum. Tekrar oyumu size verirsem sahip çıkın. Sahip çıkacağız. Sahip çıkacağız. Bak geldi. Suyu düşürdü. Suyu düşürdü. Koca pazardan aldığıma bak kardeşim. Ablam benim. Oyumu da sana ver. Tabii ki. Tabii ki. Aynen öyle. Ben maaşla geçiniyorum. Bu memleketin hali bu. Aynen öyle. 160 bin önce İmamoğlu geldi. 3 çoka indirdik. Ara. Bunların hepsiyle ilgileniyoruz. Benim çocuğumun geleceğini kurtar. Aynen öyle. Çocuğumun geleceğini kurtar. Kurtaracağız. Bereketli günler olsun. Gel. Çekin beni, Allah'ına kurban olayım. Güzeliyim ben. Tamam. Allah'ına kurban olayım senin. Allah'ına kurban olayım. Her şey kavga ediyordum. Çok yok, önemli yok, birisi yok. Mi geldi diyor. Ben de sensin önemli dedim. Sizinkiler önemli. Allah razı olsun. Ben akşam yoğun bakımdaydım. Geçmiş olsun. Bunu verin. Yataktan kalktım. İnan ki bak. Geçmiş olsun. Kurban olurum seni sana. Seni çok seviyorum. Sağ ol. Allah razı olsun. Güzel bana olacak, bana doktor diye ne oldu sana? Dedim ki bu olaylar beni gerdi. Allah korusun. Yoğun bakımlara yatıyorum. Allah hakikaten az önce dediniz ya vicdan kardeşliği. Çocuklar bir de yazın hakikaten Aytun Çıray'ın sözü olarak vicdan kardeşliği çok önemli. Bakın Rizeli, Erdoğan'ın memleketlisi bir şahıs diyeceğim çıkıyor belediye başkanı yazık. Yazık yani belediye başkanı unvanı almış.
bir şahıs çıkıyor. İmamoğlu için Rum Pontus diyor. Rum Pontus oyunu diyor. İşte oyun büyük kardeşlerim ya 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 diyor. Ama geliyor Rizeli kadın tertemiz duygularla. İşte bu kadınlar o naylon torbalar dolmuyor, fileler dolmuyor diye şikayet ediyorlar. Yani iktidar bunları görmüyor mu? Çarık ayağı sıkıyor. Milletin birinci problemi şu anda geçim problemi. Bu bütün siyasi iktidarları da veya seçimleri en çok etkileyen şey her zaman ekonomi ve geçim sorunu olmuştur halkın. Şimdi Türkiye'de bu ne yazık ki en ekonomik olarak Türk milleti en kötü günlerini yaşıyor. Bütün bunları söylerken, bu eleştirileri yaparken de memnun oluyor değiliz. Yani bir siyasi iktidarının kötülükler üzerinden gitmesini istemeyiz. Bizim rekabet anlayışımız ondan daha iyi yapmayı iddiası üzerine kurulur çoğu zaman. Ama bu vesileyle, İstanbul seçimleri vesilesiyle bir millet demokrasiye ve hukuka uyanıyor. Bunun tetikleyicisi de ekonomi oluyor. Ekonomiyi milletin bakıp da fark edemediği yerleri fark ettirmeye başladı. Şimdi yepyeni bir anlayış ortaya çıkıyor. Onun için bu seçimin sonuçlarına yanılacaklar. 7 Haziran'la 1 Kasım arasında seçimin sonuçlarını değiştirebilmişlerdi çeşitli siyasi operasyonlarla. Ama siyasi şimdi aynı şeyi başaramayacak. Karanlık terör operasyonlarıyla. Tabii. Herhalde ikinci bölümde belki burada da bir hareketleme var terör meselesinde. Onu da konuşmak gerekebilir. Çünkü hangi şeyi? Meclisi bakınız, mi söylüyorsunuz? Hayır. PKK teröründe birdenbire bir artış başladı. Dikkat çeker bir şekilde. Ya da bize öyle söyleniyor, bilmiyoruz. Yani işte her gün bir şehit, iki şehit yeniden gelmeye başlıyor. Evet, şehit var ama yani bakın harp içinde hile mübahtır deniyor ya. Mesela 7 Haziran'la 1 Kasım arasında olanları hatırlattınız az önce. Asla unutulmaması gereken şey şudur. 23 Temmuz'da Suruç'ta 35 kişi canlı bomba eyleminde resmen göz göre göre katledildi. Çoğu genç, çocuk yaşta hatta. 2 gün sonra 2 polis öldürüldü evlerinde ve PKK dediler. 3 yıl sürdü onun duruşması. PKK olmadığı ortaya çıktı. Ama kimin yaptığı da nedense anlaşılamadı, faili meçhul oldu. Yani böyle dönemlerde meclis derken onu kastediyorum. 2 kişi girmiş meclise dün, DHKP'ciliymiş güya. Var mı arkadaşlar onların şeysi, hani şöyle bir tane kurşun kalem ucu seyredilmiş. Bir de bomba süsü, düzeneye süsü verilmiş, tuhaf bir kutudan ibaret iki şey yakalanmış üzerinde. DHKP'ci eylem yapacaktı diye. Tam karanlık, sisli günlerdir bunlar. Şimdi buradan devleti yönetenlere uyarıyorum. Evet. İdlib'de olan olaylar, PKK'nın yeniden hareketlenmiş olması, her türlü provokasyona açık, gazetecilere saldırılıyor, Yavuz Selim Demirağ öldüresiye dövüldü. Bütün bunları önleyecek, önlemekle sorumlu olan kişi devleti yönetenlerdir. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıdır. Türkiye'de bundan sonra terörle ilgili olacak olumsuz şeylerin tek sorumlusu hükümet olur. Başta DAEŞ olmak üzere. Şimdi yeniden DAEŞ Türkiye'de hareketlenmiş. Buna dair duyumlar alıyoruz basında, başka yerlerde. Bu başta olmak üzere bütün bu terör örgütlerine karşı derhal sıkı bir tedbir alınması. Devam edeceğiz. İkinci bölümde bir mola vermemiz gerekiyor. Siz de çayınızı eğer niyetli değilseniz tazeleyin. Yoksa ekran başında kapatmayın televizyonu, bizi bekleyin. Dönüşte şimdi Binali Bey çünkü çaldılar dedi ve bunu slogan haline getirmeye çalıştılar ya. Binali Bey'in sicilinde meğer neler varmış neler ortaya çıktı. Bir Gün Gazetesi ortaya çıkarttı geçmişten. Arşiv unutmuyor. Biz de unutturmayacağız. Onu paylaşacağız. Bir de nasıl bir Türkiye'ye götürmek istiyorlar iktidar toplumu? Ona dair çok çarpıcı bir haber var. Görüşelim efendim.